Sektördeki en iyi isimleri siz değerli izleyicilerimizle buluşturan Şehrin Nabzı programında bu hafta Muğla'da Seydikemer ilçesindeyiz. Balagro Tarımsal Ürün firmasındayız ve yanımızda firmamızın müdürü Mustafa Bey var. Önce Mustafa Bey'in kendisini, daha sonra da Balagro ile alakalı merak edilen tüm bilgileri öğreneceğiz. Mustafa Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Tanıyabilir miyiz sizleri? Tabii, ben Almanya'da büyüdüm. İki tane kız çocuğum var. 3 yıldır da bu şirkette çalışıyorum. Peki firmamızı tanıtacak olursak Mustafa Bey, Balagro kimdir ve ne iş yapıyor? Balagro her türlü meyveyi, sebzeyi kurutabiliyor. Ama bizim ağırlığımız daha çok domates püresi olarak çalışıyoruz. Yurt dışına gönderiyoruz mamullerimizi. Biraz da Arap Yarımadası'na gönderiyoruz. Öyle mi? Röportajdan evvel sizinle sohbet etme fırsatı bulduğumda zaten yabancı yatırımcılarımızın olduğunda, yabancı ortaklarımızın olduğundan evet, da bahsetmiştiniz. Şirketimiz %90'ı yabancı ortaklı. Yabancı sermayemizi Türkiye'ye getirdik. %10'umuz Türk ortağı. Bu şekilde çalışıyoruz. Peki kuru gıda üretiminde süreç nasıl ilerliyor? Kuru gıda üretiminde en başta bizim şeyimiz, stratejimiz tarlada başlıyor. Tarladan en iyi mamulü seçmeye çalışıyoruz. Bunun için zaten özel bir ekibimiz de var. Hı hı. En iyi malzemeyi, mamulü seçiyoruz. Meyveyi ya da sebzeyi. Onu bizim fabrikamıza getiriyoruz. Burada temizleniyor. Bir sürü aşamadan geçtikten sonra kurutuyoruz. Ama biz sadece yarı kuru yapmıyoruz, güneş kurusunu yapıyoruz. Peki şimdi izleyen izleyicilerimiz zaten görüyorlar, firmamız oldukça hijyenik ve el değmeden üretim yapıyor. Evet, kesinlikle. Dünya standartlarında üretim yapmanın yegane kurallarından biri bu mudur? Nedir bu işin sırrı? Tabii şimdi bir sürü firma üretim yapıyor ama bizim üretimimiz hijyenle başlıyor. Evet. Bizim personelimiz, makinalarımız, her şeyimiz son teknoloji. Personelimiz de çok dikkatli. Onları da eğitiyoruz zaten biz bu konuda. En iyi şekilde halkımıza, insanlığımıza gıdamızı yedirmeye çalışıyoruz. Peki personelimizi eğitiyorsunuz demişken, o zaman biraz o konu hakkında konuşalım. Bu hizmetleri kaç kişilik bir ekiple sağlıyoruz ve bu ekibi kurarken özellikle nelere dikkat ediyoruz? Bizim 15 kişilik bir ekibimiz var. Biz ekibimizi kendimiz eğitiyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz. Birinci planda disiplin, hoşgörü, çalışkanlık. Bunlar olduğunda zaten her şey otomatik. Başarı kaçınılmaz oluyor. Evet, kaçınılmaz oluyor, biliyorsunuz. Peki şu anda devam eden bazı projeleriniz var. Biraz evet, bu projelerle hakkında bize ipucu verebilir misiniz? Biz bu firmada, bu fabrikayı yeni kurduk biliyorsunuz. Bizim ikinci adımımız domates salça fabrikası kurmak ve turşu fabrikası kurmak. Zaten alanımız çok büyük. 30 dönümde biz... Bizim arazimiz 30 dönüm, evet, bu fabrikamız 1,5 dönümde. O da ilaveten diğerlerini yapmak için turşu ve domates salçasını düşünüyoruz. Firma kuruyoruz. Peki Mustafa Bey, hangi bölgelere gönderim yapabiliyoruz? İlk önce biz 81 ilimize hiç ayrım yapmadan her yere gönderiyoruz. İkinci hedefimiz de Avrupa'ya, Almanya'ya çok gönderiyoruz. Fransa'ya gönderiyoruz, Hollanda'ya gönderiyoruz. Ukrayna'ya gönderiyoruz, Rusya'ya gönderiyoruz. Ama talep geldiği anda biz dünyanın her bir yerine ihtiyaç olduğunda gönderebiliriz.